Merhaba arkadaşlar, Gamer'ın kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir rehber videosundan hepinize selamlar. Kanalda çok alışık olmadığınız bir serinin rehber videosuyla karşınızdayım. Fakat biliyorsunuz ki ben bir oyun kanalıyım ve kanalda rehber videoları oldukça popüler. Rainbow Six Siege de bana göre her gün gelişmekte olan ve oyuncu kitlesini arttıran bir oyun. Ve dolayısıyla sürekli oyuna yeni başlayan kişiler bulunmakta. Ben de onlar için tüm operatörlerin ne işe yaradığı hakkında bir video çekmek istedim. Çünkü YouTube'da bu tarz bir video bulamadım. Dolayısıyla bu konuda yardımcı olmak istedim yeni başlayanlara. Evet arkadaşlar, ilk karakterimiz Smoke. Düşük ranklarda genelde çok oynayan görmesem de bana göre çok önemli bir karakter. Bu şekil attığı gazlarla, attıktan sonra bir kez daha tuşa basarak bu şekil attığı zehirli gazla düşmanı içeri sokmamakta büyük bir önem taşıyor. Bu attığı gaz düşmana can hasarı veriyor arkadaşlar. Dolayısıyla özellikle bölge kontrolü oynuyorsanız son sahnelerde çok işe yarayacak bir karakter. Gel bakalım sana bir çakam Smoke. Evet. Hadi aşağıda göreyim. Bir tane de şuraya attım. Bakın şimdi arkadaşlar, bayılacak. Git Smoke'un içine gir. Yani son saniyelerde adam bayıltmak için mükemmel bir karakter. Evet arkadaşlar, sıradaki karakterimiz Sledge. Sledge'in özelliğini size şu şekil göstereyim. Normalde bir barikatı kırmak için bu şekil 3 kere vurmanız gerekiyor arkadaşlar. Ya da 2 kere vurup boşluk tuşuyla içeri atlayabiliyorsunuz. Fakat Sledge'in çekiç özelliğiyle tek seferde bu şekilde gördüğünüz gibi barikatları kırabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu şekilde soft duvarları, reinforced duvarları yeni çekiciyle bu şekilde açıp arkadaşlar bölgeleri falan kesebiliyorsunuz. Sledge'de arkadaşlar bu şekilde reinforced olan duvarları kıramazsınız. Arkası bu şekilde gördüğünüz gibi vidalı gibi ise bu duvarları kıramazsınız gördüğünüz gibi. Ama bu şekilde soft bir duvarsa kırabilirsiniz ve bölgeyi kesebilirsiniz. Onun haricinde dikey oynanabilen bir oyun için çok ideal bir karakterdir. Bu şekil kırılabilen yerleri, atıyorum bölge aşağısı, bu şekil yukarıdan kırarak büyük bir sorun çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü kırılan yerlerden kaçmaları gerekecek ve bölgeyi boşaltmak zorunda kalacaklardır büyük ihtimal. Bir diğer karakterimiz Mute. Mute karakteri de arkadaşlar aslında gizli kahramanlardan bir tanesidir. Çünkü gördüğünüz bu jammer sayesinde drone'ları belli bir bölge içine sokmuyor arkadaşlar. Bunun önemi ise şu şekilde, atıyorum bu şekil bölgede yatıyorsunuz ve rakip drone attı. Eğer sizin yerinizi tespit ederse ya kaçmanız gerekecek ya da o kişiyle fight atmanız gerekiyor çünkü yerinizi biliyor. Ama eğer bu şekil mute'unuz varsa ve rakip içeri drone attıysa bu mute'unuzu kırmadan, bu şekil mute'unuzu kırmadan sizin nerede olduğunuzu tespit edemeyecektir. Dolayısıyla random bir şekilde içeri girecek ve size net bir şekilde aim koyamayacak. Bu yüzden özellikle son saniyelerde yine rakip hızlı bir rush gerçekleştiriyorsa nerede olduğunuzu bilmediği için sizin için bir avantaj. Ses kasarak nerede olduğunu bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar belli bir alan içine girdiği zaman drone'u bozuluyor. Öbürünü de getir. Görünmeyen bir yere attın diyelim. Şimdi getir içeriği drone'lamaya çalış mesela. Sonuçta bunu kıramaz adam o taraftan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar daha mute'u görmeden yine mal gibi yakalandı. Mesela burada oturuyordunuz, adam drone'unu getiremedi. Sizin burada olduğunuzu tespit edemedi. Aynı zamanda arkadaşlar bu mute'la bu şekilde reinforcer'ı da tutabilirsiniz. Dediğim gibi bu normal duvarlar, ya bu şekilde hani kırıp bile kesebilirsiniz ama bu reinforcer olan duvarlar çok önemlidir bölgenizin korunması için. Ve bu mute'la bu reinforcer'ın açılmasını engelleyebilirsiniz. Normalde Termite, Hibana gibi karakterler bu reinforcer'ı açabiliyor eğer önünde bir şey yoksa. Aç bir tane reinforcer. Şimdi şu an mute yok burada. Gördünüz mü arkadaşlar? Reinforce'umuzu açtı ve kapak gibi ortadayız. Şimdi diğer reinforce'a mute'umuzu atıyoruz. Bas. Ne oldu oğlum? He? Yapamadın gibi. Bak arkadaşlar, bastığını görüyorsunuz ama patlamıyor. Neden? Mute'um var. Mute'umu alıyorum. Şimdi basın İbrahim Bey. Gördüğünüz gibi patlıyor. Ah patlıyor. Gerizekalı. Bir diğer saldırı karakterimiz Thatcher. Az önce gösterdiğimiz gibi arkadaşlar bu şekilde reinforced duvarları Termite, Hibana gibi karakterlerle açabiliyorsunuz. Fakat eğer... Nerede o piç? Şu göt gibi bir karakteriniz varsa, rakipte böyle bir karakter varsa, gördüğünüz gibi reinforce elektriklendi ve böyle olduğu zaman ne Termite ne de Hibana bunu açamıyor arkadaşlar. Koyduğu aletler yanıyor, boşa gidiyor yani. O yüzden işte tam da burada devreye Thatcher giriyor. Şu an gördüğünüz gibi duvarlar elektrikli. Thatcher'ımızı, EMP'mizi attığımız zaman gördüğünüz gibi elektrikler yok edildi dedi ve duvarları temizledi. Buradaki banditler gitti. Böylece Hibana ve
Termite kolay bir şekilde tekrardan bu duvarları açabilir. Tabi karşısındaki Bandit Pro ise eğer trik yapabilir. Onlar biraz daha ileriki adımlar olduğu için şu an başlangıç seviyesinde anlatıyorum. Ne oldu oğlum? Elektrik elinde kaldı gibi. Defanstaki bir diğer operatörümüz Kessel. Bu gördüğünüz barikatlar arkadaşlar 3 vuruşta kırılabiliyor. Veya da barikatı bu şekil geniş bir şekilde tarayarak barikatınızı yine kırabiliyorsunuz. Kessel'ınız varsa ve bu şekil halıyı örerseniz buraya, ne kadar sıkarsanız sıkın arkadaşlar, bunu normal bir silahla kıramazsınız. Gördüğünüz gibi iki şarjör boşalttım ve kırılmadı. Bunu eğer vurarak kırmaya çalışırsanız böyle böyle yaklaşık olarak 8 veya 10 kere falan vurmanız gerekiyor. Şu an deneyeyim mesela. Yaklaşık 10 tane de falan dediğim gibi kırılıyor. 3 tane halı örebiliyorsunuz. Dolayısıyla bölgeye adamların girmesi en muhtemel yerleri böyle kapatırsanız özellikle son saniyelerde eğer kapalıysa bölge, adam mesela bölgeye girmesi gerekiyor ve kapalı. Tarayarak kıramayacağı için 10 kere vurması da çok fazla zaman alacağı için bölgeye çok zamandan çok tasarruf etmiş olursunuz arkadaşlar. Tabi bunları tek tek kıran mesela ilk başta anlattığım Sledge operatörü gibi ya da Ash operatörü gibi, onlara geleceğiz zaten. Tek seferde bu castle'ları kıran operatörler de var. Evet arkadaşlar, hücumdaki bir diğer operatörümüz Ash. Ash'in en büyük özelliklerinden biri çok hızlı bir karakter olması ve genelde rush için kullanılması. Bana göre her ne kadar yanlış olsa da bu rush için kullanılması. Genelde becerebilenler iyi bir şekilde rush atabiliyor arkadaşlar. Ash'in özelliğinden bahsedeyim. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi delici mermi fırlatabiliyor. 2 tane fırlatabiliyor bundan. Böyle reinforce olan duvarları Ash'in delici mermisiyle kıramıyorsunuz. O yüzden bunu göstermeyeceğim, boşa harcamayacağım. Yine böyle soft duvarlara atabilirsiniz. Şuraya atayım mesela. Gördüğünüz gibi soft bir duvar, reinforce yok. Veya da barikatı arkadaşlar. Bu şekilde attığınızda gördüğünüz gibi size böyle bir delik açıyor. Dolayısıyla rush için kullanılmasındaki en büyük sebeplerden biri de bu. Bir yere fırlatıyorsunuz, ardından koşuyorsunuz ve o delikten kese kese içeri falan dalıyorsunuz. Veya da bu şekilde gördüğünüz gibi teller sizi çok yavaşlatır bu oyunda, gördüğünüz gibi. Vurarak bu telleri iki kere tele vurmanız gerekiyor kırmak için. Veya da uzaktan bomba ya da Ash'in gördüğünüz gibi delici mermisini atarak bu şekilde telleri kırabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda Ash de bu şekilde dikey oyun oynayabiliyor. İsterseniz bu delici merminizi alttan atıp üsttekileri vurabilirsiniz kırılabilen bölgelere. İsterseniz de üstten atıp alttakileri bu şekilde vurabilirsiniz. Maşallah bayılıyorsun bugün ya. Evet arkadaşlar, savunmadaki bir diğer karakterimiz Pulse. Elindeki kardiyak sensörü ile belli bir mesafedekilerin kalp atışını duyabiliyor. Dolayısıyla nereden geldiklerini anlayabiliyorsunuz. Tabii ki bu mesafe çok uzak bir mesafe değil. Arkadaşlar gördüğünüz gibi görmüyorum adamı. Değil mi? Duvar var önümde, görmüyorum. Ama kardiyak sensörümle taradığım zaman yuvarlağın büyüklüğüne göre ne kadar yakın olduğunu zaten anlıyorsunuz. Dışarı rush'lar için de çok kullanılabilen bir karakter aslında. Bu şekil adam burada olduğunu anlayıp çıkıyorsunuz. Veya da işte kapıya doğru geldiğini anladınız, aim koyup bekliyorsunuz, ardından vuruyorsunuz gibisinden bir adet de C4'ü var. Pulse'da çok fazla tercih edilen oyun tarzlarından bir tanesi de sizlere göstereyim arkadaşlar. Diyelim ki savunmanız gereken bölge yukarı. Şu yukarıdaki oda olarak düşünün. Siz o odanın aşağısına inerek adamların odaya girip girmediğini veya da nerede olduklarını, atıyorum şurada mesela bir pencere var odanın. Mesela şurasında bir pencere var. Burada adamın o pencerede olup olmadığını bu şekil kardiyak sensörünüze görerek arkadaşlarınıza info verebilirsiniz. Bu illa odanın altında oynayacaksınız anlamına gelmiyor. Fakat basit ama etkili bir oynayıştır. Gördüğünüz gibi bu şekil sensörle görerek bir adet C4'ünüz var demiştim. Adamın olduğu yere C4 atarak onu uçurabilirsiniz arkadaşlar. Maşallah uçuyorsun bugün ya. Hücumdaki bir diğer karakterim ise tam bir görev adamı olan Termite. Termite çoğu bölgede çok fazla işinize yarar arkadaşlar. Bunun en önemli sebeplerinden biri de reinforce'ları açabilen nadir karakterlerden olması. Bu şekilde soft duvarları açabilen çok fazla karakter var. Veya bomba atarak falan da açabilirsiniz. Tarayarak bu şekilde delikler de oluşturabilirsiniz. Fakat bu şekilde reinforce'ları açabilen çok sınırlı sayıda karakter var arkadaşlar. Dolayısıyla Termite bunlardan biri olduğu için bence fazla öneme sahip. Ki bu açılan reinforce'lar genelde bölgeyi direkt gördüğü için çok fazla öneme sahip. Alo Teli Peach. Alo lan. Kırdım ki ne oldu oğlum, hadi bak. Aman elektrik tel olmayan bir yeri bir açmayı göstereyim. Bu şekilde aletimizi koyuyoruz, ardından bir kere daha aynı tuşa bastığımız zaman bölgemiz açılıyor. Kabak gibi adamlar ortada. Yandı. Ne oldu? Toz oldu. Nereye gitti aletim? Kim verdik onu hesabına? Bir de senin elektrikten canın gidiyor. Aynen, bir de bakın.
Oh ne güzel. Yani o yüzden arkadaşlar Termite Thatcher best. Bir diğer hücum karakterimiz Twitch. Ardından da YouTube'u anlatacağım. Pardon. Sikim beni. Twitch karakterinin en büyük özelliği drone'da arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi diğer drone'lardan farklı bir drone'u var. Ateş edebilen bir drone'u var. Ve bu drone'u zıplatamıyorsunuz. Hiçbir şekilde zıplamıyor. Bu drone'la yapmanız gereken görevler tuzakları kırmak, kameraları kırmak ve en büyük görevlerinden birisi de Mira camı varsa Mira camını açmak arkadaşlar. Bu kamerayı kırmak için içeri girmeniz gerekiyor doğal olarak karakterinizde. Fakat eğer bir Twitch drone'unuz varsa bu şekilde önceden kırıp adamların bu koridorda olduğunuzda mesela sizden info almamasını sağlayabilirsiniz. Dediğim gibi en önemli görevlerinden biri Mira camını açmaktır. Mira karakterini zaten anlattığımda neden görevin önemli olduğunu anlayacaksınız. Mira camı arkadaşlar gördüğünüz gibi sizin tarafınızdan böyle gözükür. Şimdi aslında öyle değildir. Gördüğünüz gibi Mira tarafından baktığınızda sizi gayet net bir şekilde görür ve buradan mermi geçmez. Bu Mira çubuğunu açmadığınız sürece buradan mermi geçmez. Fakat info vermek için çok gerekli bir karakterdir ve bu Mira camını gördüğünüz zaman genelde bir duraksarsınız. Yani bu Mira camı her zaman sizin için bir tehdittir arkadaşlar. Fakat eğer bir Twitch'iniz varsa giderek bu kırmızı boruya sıkarak Mira camını etkisiz hale getirebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2-3 saniye içinde cam düşüyor ve Mira'mız kabak gibi ortada olmuş oluyor. Twitch drone'un bir diğer özelliği ise karakterlere vurarak bu şekil 10 canını götürebiliyorsunuz. Her bir vuruşunuzda 10 canı gidiyor. Dolayısıyla özellikle AFK yakalarsanız canını çok fazla yakabilirsiniz arkadaşlar. Savunmadaki bir diğer karakterimiz ise arkadaşlar Doktor, namı der baş belası benim deyimimle. Fazlasıyla tilt bir karakterdir fakat çok fazla işe yarar. Defansta 2.5x'i yani Echo gördüğünüz gibi uzak dürbünü olan nadir karakterlerdendir. Özelliği ise hem kendine hem de takım arkadaşlarına yani isminden gelen bir özellik olarak can verebilmesi. İbrahim Bey 2 adet bacağıma dışınlar mısınız? Düşürmeyeceksiniz. Canımı azalttı sadece. Tamam siktir gitsin de. Gördüğünüz gibi 69 canım kaldı arkadaşlar. Bu şırıngamla 6 yıl okudum tabi boş değil. Kendinizi tekrar canınızı yüze getirebiliyorsunuz. Yüzden fazlası boost oluyor mavi çubuk. Ardından tekrar canınız yüzlendi gördüğünüz gibi. Hiçbir şey olmamış gibi maçınıza devam edebiliyorsunuz. İbrahim Bey beni injurlar mısınız? Teşekkür. Senin gözlüklerini sikeyim ben. Bir tane de. Tamam sal şimdi beni. Evet arkadaşlar eğer bu şekilde injur kaldıysanız Zofia ve Doktor harici bir karakterseniz ya arkadaşlarınızın sizi kurtarmasını bekleyeceksiniz ya da bu şekil ölüme mahkum olacaksınız arkadaşlar bir kenarda. Fakat doktorsanız eğer özelliğinizi kullanarak yerden bu şekil 75 canla kalkıp tekrar hiçbir şey olmamış gibi devam edebilirsiniz yolunuza. Evet arkadaşlar hücumdaki bir diğer karakterimiz Montagne. Eğer rakibinizde iyi bir Montagne oynayıcısı varsa gerçekten ve gerçekten çok fazla tilt olabilirsiniz. Özellikle info konusunda çok işe yarayan bir karakter. Bu şekil özelliğinizi kullanarak full bir şekilde kalkan açabiliyorsunuz ve önünüzdeki adamı sizi öldürmesi imkansız diyebilirim. Çünkü hiçbir yeriniz açık değil eğer önünüzdeyse bu adam. Reis beni bir spreylesene. Öldürmeye çalış beni mesela. Önümden öldüremedi arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir şekilde. Bu şekilde adamları da scanleyerek burada, burada, burada diye bölgeye girerek info verebilirsiniz. Tekrar kalkanınızı yarıma alarak açıp mesela ateşle edebilirsiniz rakiplerinize. Bu şekilde fullken gördüğünüz gibi kalkanınız komple kapalı. Yani hiçbir yerden mermi yiyemezsiniz. Yani sağdan, soldan ve arkanızdan yiyebilirsiniz. Oraları da bir şekilde zaten kontrol edersiniz arkadaşlar. Fakat bu şekilde yarım kalkandaysanız yani sıkabilecek açıdaysanız ayaklarınız ve kolunuz falan birkaç yeriniz gözüküyor. Dolayısıyla mermi yiyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mermi yiyebiliyorum fakat tekrar kapattım. Hadi şimdi öldür. Hadi bakayım oğlum naş. Kafaya böyle arkadaşlar armut gibi kafasını yarabiliyorsunuz bu şekilde. Kalkanı indir chat. Hadi bakayım. Hücumdaki bir diğer karakterimiz Glass. Glass bir adet keskin nişancıdır. Bu şekilde dürbünü takarak uzaktaki düşmanlarınızı kesebilirsiniz arkadaşlar. Glass'ın tek özelliği keskin nişancı olması değil. Glass'ın en önemli özelliği arkadaşlar normal bir silahtayken yani düşmanınız gördüğünüz gibi bu şekil hani normal gözüküyor değil mi? Normal. Fakat Glass'ın dürbününü taktığınız zaman gördüğünüz gibi düşmanınız sapsarı bir şekilde yanıyor ve onu çok seçici bir hale getiriyor arkadaşlar. Dolayısıyla onu daha rahat görüyorsunuz ve onu vurmanız için daha büyük bir fırsatınız olabiliyor. Tabi sniper'ı nasıl kullandığınıza bağlı. Aynı zamanda Glass'ın 2 adet smoke vardır gördüğünüz gibi ve bu smoke'ları attığı zaman düşmanınız sizi bu smoke'tan göremez.
Fakat siz Smough'a baktığınız zaman Smough'un içinden gördüğünüz gibi düşmanınızı yine sapsarı bir şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. O ne olduğunu anlamadan onu avlayabilirsiniz. Kesinlikle o Smough'un orada değildim. Evet arkadaşlar, defanstaki bir diğer operatörümüz ise Rook. En az doktor kadar tilt olan bir Fransız arkadaşlar Rook'ta. Rook'un özelliği kendisine ve takımına, hatta düşmana bile armor verebilmesi. Bu şekilde armorunu yere atıyor. 5 adet ve tüm takım bu armoru giyiyor arkadaşlar. Oyunlarda armor çok önemlidir. Bunu hepiniz biliyorsunuz zaten. Rook da defansta bu şekil uzak görüş dürbünü olan nadir kişilerdendir. Dolayısıyla içeride oturan oyuncular için, rumurlar değil de içeride oturan oyuncular için çok ideal bir karakterdir Rook. Evet arkadaşlar, bir diğer karakterimiz ise Fuse. Namı değer hastaçların baş belası arkadaşlar. Fuse'un özelliği şu şekilde. İsterseniz bu şekil barikatlardan, isterseniz de kırılabilen yerlerden arkadaşlar aşağıya bu şekil patlayan küçük bombalarınızı gönderebiliyorsunuz. Yaklaşık 5-6 tane patlıyor ve düşmana çok ciddi anlamda zararlar veriyor. Hatta yanında patlarsa genelde öldürüyor. Amadan varsın ha. Hazır mısın? Amadan dışarıdan içeri cephaneli ataydım. Bak bak. Maşallah uçuyorsun bugün ya. Kazandım be, oley be. İşte bu. Savunmadaki bir diğer karakterimiz ise Kapkan arkadaşlar. Kapkan karakteri 5 adet bubi tuzağı atabiliyor kapılara ve pencerelere. İsterseniz bu şekil kapıya, pencereye atabilirsiniz. Bu tuzakların özelliği, eğer buradan, bu pencereden veya bu kapıdan rakipten biri geçerse bu tuzak patlıyor ve rakibe 60 can hasar veriyor arkadaşlar. Fakat rakip eğer dikkatliyse gördüğünüz gibi bu şekil tuzakları kapıdan geçmeden vurabilir. Ama eğer son saniye kaldıysa işi veya da dikkatsiz bir rakipse ya da tuzakları rakibin beklemediği girişlere koyarsanız bu tuzağı çok rahat bir şekilde yiyebilirler arkadaşlar ve az buz değil, dediğim gibi 60 can götürüyor. Rakibinin canı azsa direkt öldürebilirsiniz rakibinize. Şimdi bunu deneyelim. İbrahim Bey buyurun. Ana sikim kaçın. Limon ister misin? Şuradan bir geçin bakalım. Hop göte pamuk. Kaç canın kaldı? 49. 50 can vuruyormuş arkadaşlar. Yani iki tuzakla Allah'ına kavuşturuyorsunuz. Gel bir de buradan geç. Hadi bakayım oğlumlar. Evet arkadaşlar, hücumdaki bir diğer karakterimiz ise Blitz. Kalkanlı karakterlerin yavrusu olarak adlandırılıyor kendisi. Özelliği ise belli bir mesafeden rakiplerini kalkanıyla bu şekil kör etmek arkadaşlar. Fakat Mountain kadar büyük bir kalkana sahip değil. Dolayısıyla rakiplerinizin üzerine basarken çok dikkatli olmanız gerekiyor. Ayaklarınızdan veya da kollarınızdan vurulabilirsiniz. La sen bana mı sıkıyorsun? Ne oldu oğlum? Hadi bakayım. Hadi bakayım oğlum. Ne oldu? Nereye girmeye çalışıyorsun? Sıradaki karakterimiz ise her ne kadar çok fazla oynanmasa da bana göre çok büyük bir görevi olan bir karakter. Karakterin adı IQ. IQ karakteri defanstaki tüm tuzaklı operatörlerin tuzaklarını, defanstaki tüm kameraları, eko drone'unu görebilen tek karakter arkadaşlar. Gördüğünüz gibi özelliğinize geçtiği zaman tabletiyle tuzakları görebiliyor ve pistol ile de gördüğünüz tuzakları kırabiliyorsunuz. Mesela burada bir kamera olduğunu söylüyor bize. Gidip bakalım orada gerçekten bir kameramız var mı yoksa IQ bize yalan mı söylüyor. Gördüğünüz gibi burada bir kamera olduğunu söylüyor arkadaşlar. Gidip kameramıza bu şekilde vuruyoruz. Veya da gördüğünüz gibi Legion tuzaklı bir operatör. Şimdi önce Legion tuzağının ne boka yaradığını gösterelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hem ses çıkarttım hem de tuzağı çıkartmadığım sürece 8-8 canım gidiyor 3-4 saniyede bir. F'ye tuşuna basıp tuzağı çıkarırsan ise, çıkarırken ise bir animasyona giriyorum. Şimdi IQ'nun önemini göstereceğim. At. At tuzağını. Legion trap'ini görmeniz imkansız. Gördüğünüz gibi attığı yeri görmeme rağmen görmüyorum yani. Ancak drone atıp bu şekil çok yakınına girerseniz, gördüğünüz gibi şöyle bir şey, onda bile çok nadir gözüküyor. Dolayısıyla IQ burada devreye giriyor. IQ tabletini açarak tuzağın nerede olduğunu görebiliyorsunuz ve tuzağınızı vurup Legion'ı diye bırakabiliyorsunuz. Bir diğer tuzak kırma olayı ise arkadaşlar, illa gidip bölgeden kırmak değil de mesela bölge yukarı taraf. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir adet Legion trap var, az önce bastığımız trap. Bunu alttan görüp bu şekilde pistolünüzle etkisiz hale getirebilirsiniz. Aynı zamanda objenin içindeki nesneleri de bu şekilde görebilirsiniz. Şu an bir şey olmadığı için göstermiyor fakat alttan işte bandit tuzaklarını, mute'ları falan bu şekilde alttan gidip görüp kırabilirsiniz. Bu takımınıza emin olun çok büyük katkılar sağlayacaktır. Hücumdaki bir diğer karakterimiz ise Buck. Buck karakterinin özelliği arkadaşlar, tek bir silahta hem
normal taramalıyı hem de pompalı özelliğini bulundurması. Bu pompalının genel amacı adam vurmak değil. Bu karakterin özelliği arkadaşlar genelde dikey oyunlar için kullanılır. Yani işte siz mesela aşağıdasınız, bölge yukarıda. Yukarıyı delip, aşağıdan yukarıyı delip rakiplerinizi püskürtebilirsiniz veya da vurabilirsiniz. Veya da bölge aşağıdadır, siz yukarıdasınızdır. Aşağıyı delip vurabilirsiniz rakiplerinize. Bir örnek göstereceğim. Bölge üst taraf, pompalısına geçiyorsunuz. Bu şekilde delerken bile öldürebiliyorsunuz rakibinizi. İbrahim Bey, ben yanlışlıkla pompalıyı götünüze soktum sizin. Deliş gösteriyordum ama siz öldünüz. Bakın silah çok zor arkadaşlar. Normal silah çok zor. Yani kullanmakta başlarda özellikle çok zorlanabilirsiniz. Onun için dikkatli olun derim. İbrahim Bey uyuyor, iyi geceler. Defanstaki bir diğer karakterimiz ise arkadaşlar Jäger. Jäger karakteri 3 hızla Rumor'u oynamak için gayet ideal bir karakter. Pistol aldığı zaman gördüğünüz gibi hızı gayet iyi bir karakter. Özelliği ise attığı bu ADS'lerle arkadaşlar rakipten gelen bombaları tutması. Bu ADS'leri genelde açık bölgelere değil, adamlar bu kapıdan geleceği zaman bu kapıdan grenade ya da flash bombası atacaklar. Dolayısıyla adamların görmeyeceği şekil mesela şu şekil bir bölgeye koyarsanız arkadaşlar bu kapıdaki adam bu ADS'i görmez. Dolayısıyla bombasını atar ve bombası ADS'e tutulur. Her bir ADS 2 bomba tutar ve sonra devre dışı kalır arkadaşlar. Yani toplamda 3 ADS'inizde 6 adet bomba tutma hakkınız var. Şimdi nasıl tuttuğunu da gösterelim. Merhaba. Kapıdan bana bir flash sallar mısınız? Kör olacak mıyım? Alın bakayım. Hop hadi bakayım oğlumcuk. Bir tane daha atar mısınız? Sikim ne oldu lan? Hop hadi bakayım oğlumcuk. Tamam, üçüncüyü de at. Üçüncü flash geldi gördüğünüz gibi. Çünkü 2 tane tutuyor her bir ADS. Hücumdaki bir diğer karakterimiz arkadaşlar Blackbeard. Bu karakterimiz çok fazla nerf yedi fakat ona rağmen şu an çok güçlü bir operatör. Güçlü olmasının sebebi ise arkadaşlar kafasına bir adet böyle cam bir kalkan yerleştirmesi ve headshot yeme olasılığını çok aza düşürmesi, hatta neredeyse ortadan kaldırması. Eğer bu şekilde sadece kafanızın gözüktüğü açılardan bakıyorsanız ve bir aim fight içindeyseniz karşınızdaki rakiple çok büyük bir avantaja sahipsiniz. Çünkü rakibinizin sizi öldürmesi için 2 adet headshot atıp camınızı kırması, ardından bir headshot daha atıp sizi öldürmesi gerekiyor arkadaşlar. Onlarca vücuttan öldürmeye çalışana kadar zaten siz onu bir şekilde öldürmüş olursunuz. Eskiden yaklaşık olarak 10 mermide falan kırılıyordu bu öndeki camı. O yüzden oyunun en güçlü operatörüydü diyebilirim. Fakat nerf gele gele 2 mermiye indi. Şimdi gösterelim nasıl işe yaradığını. Yani normalde 2 tane HS yemiş olmam gerekiyor. Fakat önümdeki camdan dolayı HS'yi yemedim. Camım kırılana kadar da zaten oradaki kişiyi indirmiş olurdum. Şimdi bir diğer camımı takıyorum. 2 adet cam takma hakkı var. At HS. O da size HS attı. Siz de ona HS attınız. Fakat siz 100 canlı hayattasınız. O ise tek mermiyle Rabbisine kavuştu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Savunmadaki bir diğer operatörümüz ise Tachanka arkadaşlar. Tüm Rainbow severlerin de bildiği üzere Lord Tachanka olarak adlandırılıyor. Tachanka'nın özelliği önüne bir adet makineli tüfek kuruyor. Bunu isterseniz bu şekil kullanabilirsiniz. İsterseniz de, ki benim tavsiye ettiğim şekil bu, önüne bir kalkan kurabilirsiniz arkadaşlar. Bu kalkan aşağıdan mermi yemenizi önlüyor. Önde zaten bu gördüğünüz cam var. Yani headshot yeme olasılığınız kalkıyor karşı taraftan. Eğer arkanızı sağlam bir yere verdiyseniz karşınıza karşı çok güçlü bir hale geliyorsunuz. Çünkü alttan mermi yemiyorsunuz. Ve çok hızlı bir şekilde aim'inizi kullanabiliyorsunuz gördüğünüz gibi silahınızı. Şimdi alttan beni vuramıyorsun değil mi? Alttan dene, kalkanımız var. Bir yüzüme hiçbir şekilde sıkamıyorsun. Kafa dene, headshot atmayı dene. Önümdeki kalkandan. Yaklaşık 10-15 mermide önünüzdeki kalkan kırılıyor arkadaşlar. Fakat o 15 mermi atana kadar, yani affedersiniz eşek değilseniz, çok rahat bir şekilde o kişiyi indirmiş olursunuz. Koyduğunuz tarete düşman tarafı da geçebiliyor ve arkadaşlarınız da geçebiliyor arkadaşlar. Yani illa sizin için değil. Ama kalkanınız kırılırsa böyle mal gibi bir pozisyonunuz oluyor gördüğünüz gibi. Fakat Tachanka hem normal oyunda hem de Pro League'de çok 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 nadir seçilen bir karakterdir. O yüzden yani çok fazla heveslenmeyin derim. Hücumdaki bir diğer karakterimiz ise arkadaşlar Capitão. Capitão karakteri Brezilya'nın bağlarından gelmiş ateş ve smoke atabilen bir karakter. Bu şekil elindeki arbaletle ateş B tuşuna basarak değiştirebiliyorsunuz veya da smoke atabiliyorsunuz. Smoke atarak girişleri kapatıp içeri rush atabilirsiniz veya da işte bomba modunda oynuyorsanız smoke atıp içine girip bombaları falan kurabilirsiniz. Ateş ise hem köşelerde veya kalkan arkasında saklanan karakterler için hem de girişleri yakarak rakibinizin, atıyorum, bölge oynuyorsunuz, içeri girdiniz ve bölgeyi sekürlamaya başladınız. İki girişinize de ateş atarak rakibinizin içeriye dalamamasını sağlayıp ona çok büyük bir şekilde zaman
Hatta can da kaybettirebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi atıyorum bölgeyi sekürlüyorsunuz. Şu diğer girişleri saymayın. Tek bir giriş var. Buraya ateşinizi attığınız zaman bu adam belli bir süre bu kapıdan geçemiyor. Dolayısıyla çok büyük zaman kaybetmiş oluyor veya da geçmeye çalışsa çok büyük hasar yiyor. Ya da dediğim gibi bu şekil kalkan arkasındaysa ve oradan onu çıkartmak istiyorsanız ateşinizi atarak arkadaşlar Allah'a emanet bırakabiliyorsunuz. B ile de değiştirip bu şekil girişlerinizi smoke'layabiliyorsunuz. Defanstaki bir diğer operatörümüz ise Bandit arkadaşlar. Bandit reinforce olan yerleri elektrikleyebiliyor. Dolayısıyla reinforce olan yerleri açabilen nadir karakter olan Termite ve Hibana'yı bir nevi counterlamış oluyor. Eğer Tasher'ları yoksa Bandit olan yerleri açmaları çok zorlaşıyor. Eğer ya Twitch drone ile gelip kıracaklar Bandit'lerinizi ya da bir şekilde içeri adam gönderip Bandit'lerinizi kıracaklar. Onun harici eğer Bandit'leriniz duruyorsa ve reinforcer hala elektrikli ise hiçbir şekilde açamazlar arkadaşlar. Bu da bölgenizin savunulmasında çok büyük bir etkene sahip. Şimdi bu şekilde normal bir reinforce Termite açıyor. Bunu zaten göstermiştik. Bu şekilde Bandit'inizi koyarak elektriklediyseniz İbrahim Bey açmayı deneyelim. Koyalım buraya. Koyalım. Hem canı gidiyor Termite'ın hem de gördüğünüz gibi yandı alete. Bandit'te trick de yapabilirsiniz. Bu trick ne demek oluyor? Böyle koydunuz ya bunu Twitch drone gelip kırabilir. Dolayısıyla bunu koymayın. Bandit Termite tam yerleştirirken koyun. Böylece adamlar eş zamanlı olarak koymuş oluyor. Gel buradakine koy. Buraya koy yine. Patlat. Gördüğünüz gibi yandı arkadaşlar ve tuzağınızda duruyor. Onun harici Bandit'i nasıl kullanabilirsiniz? Teliniz varsa telinizin ortasına atarak telinizi elektrikleyebilirsiniz. Bu kişi tele girdiğinde gördüğünüz gibi canı gidiyor. Aynı buradaki Reinforce'da olduğu gibi. Hücumdaki bir diğer karakterimiz ise Hibana arkadaşlar. Hibana karakteri de aynı Termite gibi Reinforce duvarları açmakta işe yarayan bir karakter. Fakat Termite'dan farklı olan olayı şu. Termite'la gidip duvarın dibine bu şekilde gidip yerleştirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bazı yerlerden bu şekil bu fare arkadaşımız gibi rush yiyebilirsiniz. Fakat Hibana'yla daha güvenli bir şekilde uzaktan özelliğinize geçip sağ tıka basılı tutarak bu şekil istediğiniz yerlere atabilirsiniz. Böyle 3 kere fırlatabiliyorsunuz arkadaşlar misketlerinizi. Tekrar özelliğinize bastığınızda açmaya çalışıyor. Fakat eğer bunu uzaktan bunlara sıkarlarsa rakip kırılıyor bunlar. Böyle açabiliyorsunuz gördüğünüz gibi reinforce yerleri. Eğer yine karşıdaki duvar elektrikliyse yani banditliyse attığınız misketler bu şekil yanıyor arkadaşlar. Sonra Bandit'e ana avrat söyleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bir diğer savunma karakterimiz ise Frost. Bu Frost bu şekil paspaslar atarak rakiplerin gireceği kapıları veya pencereleri zorlaştırıyor diyeyim arkadaşlar. Eğer bir rakip bu tuzağa yakalanırsa direkt olarak ölüyor. Canı istiyorsa 20 olsun istiyorsa 100 olsun. Yani injurlanıyor. Sonra gidip nereye tuzak attığınızı biliyorsanız vurursunuz. Dayayacağım bir dakika. Bu tuzağı kırmaları için içeriye ya bomba atmaları lazım. Ya da işte başka bir yerden girip bu tuzağı kırmaları lazım arkadaşlar. Ya da diyelim içeri rush atacaksınız. Gözükmüyor gördüğünüz gibi tuzak. Buradan kıramazsınız. Yapmanız gereken şey şu. Atladığınız zaman alta aim açarak alta sıkmak. Bu şekil gördüğünüz gibi tuzağı kırmak. Ben basamıyorum zaten ama bu şekil gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde altınıza sprey atarak tuzağı kırıyorsunuz. Merhaba. Aşağı atlarken tuzağı bir kırar mısınız basmadan? Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekil Frost tuzaklarını counterlayabilirsiniz. Yukarı dışarı çık. Defol. Bastığında ne olduğunu görelim. Atlayalım İbrahim Bey. Süreyi bitiyorum. Ne yapmalıyım? Hakkın rahmetine kavuştu arkadaşlar. Bir fare gibi düşmanınızı etkisiz hale getirdiniz. Tek kişi olduğu için direkt olarak öldü. Normalde injurlanıyor dediğim gibi. Evet arkadaşlar defanstaki bir diğer operatörümüz ise Valkyrie. Savunma oyuncularının zaten gördüğünüz gibi bu şekil kameraları var. Fakat bazen yeterli olmayabiliyor. Veya da bu kameraların yerleri belli olduğu için hücum oyuncuları ezberlediyse bu kameraları gelip bir şekilde vuruyorlar. İşte tam burada devreye Valkyrie giriyor. Fırlatılabilir küçük kameralarıyla istediğiniz yerlere kamera atabiliyorsunuz arkadaşlar. Atıyorum işte buraya attınız. Tekrar gidip bu kameranızı alabiliyorsunuz. Bu kameranın özelliği 360 derece dönebiliyor olması ve geniş bir açıya sahip olması. Böyle özellik reklam videosu gibi oldu. Mesela bu bölgenin içini tamamen görmek istiyorsunuz arkadaşlar. Şu gördüğünüz lambaya bir adet kamera attığınız zaman gördüğünüz gibi. Ve biraz da küçük gözüktüğü için rakibinizin işi oldukça zor olabiliyor. Gördüğünüz gibi hani ben attığım yeri bildiğim halde zar zor görüyorum. Gördüğünüz gibi 360 derece
bu odanın içindeki her yeri görebiliyorsunuz. Düşmanınızı scanleyebilirsiniz. Arkadaşlarınız için. Veya da genelde Walker oynayanlar scanlenmesini istemez. Bu şekilde nerede olduğunu görüp ona göre takımınıza infonuzu verirseniz daha yararlı olur. Bir de genelde bu map de çok yaygındır. Valkyrie'nin bu şekilde dışarı rush'ları çok meşhurdur. Bu şekil dışarı çıkıp köşelere atarak kameranızı burada bekleyebilirsiniz direkt kameranıza geçip. Gördüğünüz bir koridoru boylu boyuna görüyor. CC'den rush yapıyor şu an gördüğünüz gibi orayı kesiyor. Kameranız gördüğünüz scanlemenize hiç gerek yok. Direkt dışarı çıkıp rushlayıp vurabilirsiniz. Valkyrie'de çok etkili bir oyun tarzıdır bu, özellikle dışarı rush'lar. İki kameranızı da içeri bırakarak bölgeye falan arkadaşlarınıza da yardımcı olmanızı sağlayabilirsiniz öldükten sonra. Evet arkadaşlar, hücumdaki bir diğer operatörümüz ise Çakal. Kendisi ismi gibi çakal olan bir abimiz. Özelliği ayak izi izlemek. Belli bir mesafeye kadar yanınızda olan ayak izlerini izleyebiliyorsunuz ve düşmanınızın nerede olduğunu nokta atışı olarak tespit edebiliyorsunuz. Atıyorum düşmanınız kamera atmak için buraya çıktı, Valkyrie diyelim. Ve kamerasını attı. Fakat gördüğünüz gibi ayak izi belli. Fes şuna basılı tutarak düşmanınız yerini gördüğünüz gibi tespit ettiniz. Belirli bir süre düşmanınızın ayak izi gözüküyor. Nereye giderse gitsin. Gördüğünüz gibi şu an burada duruyor mesela. Ve yeri sürekli yenileniyor. Gördüğünüz gibi yer değiştirdi mesela. Burada scanlendi. Devam ediyor yer değiştirmeye. Yine farklı bir yerde scanlendi. Her 5-10 saniyede bir tekrar scanleniyor. Ardından süreniz bittikten sonra tekrar o kişinin ayak izini alabilirsiniz. Böylece iyice gittiği yerlerin emin olabilirsiniz. Ve he ya. Savunmadaki bir diğer karakterimiz ise yine Brezilya'nın bağlarından kopmuş olan bir karakter olan Caveira. Normal bir karakter arkadaşlar, koşarken yani gördüğünüz gibi ses çıkartıyor, yani net bir şekilde ses çıkartıyor. Birini arkalamanız zor bu şekilde koşarak. Ya alt tuşuyla bu şekilde sessiz gideceksiniz. Ya da işte eğilerek falan gideceksiniz yavaş bir şekilde. Ya da rakibinizin kulağı olmayacak. Bu üçünden biri. Rakibiniz sizi duymaması için. Ya da Caveira'nın özelliğini kullanarak gördüğünüz gibi neredeyse ses çıkartmıyor arkadaşlar. Yani çok ince duyulabilir. Çok ince bir şekilde duyulabilir. Fakat bir savaş içindesiniz diyelim. Atıyorum işte bunu zaten birazdan göstereceğiz. Atıyorum şu an beni başka hücum karakteri olarak düşünün. Burada biriyle çatışıyorum mesela. Sessiz bir şekilde Caveira bu merdivenlerden geldiği zaman bu kişinin onu duyması imkansız. Silahınızdayken sessiz moda geçemiyorsunuz. Geçtiğiniz an elinize gördüğünüz gibi pistolünüzü alıyor. Pistolü yakın mesafeden 99 vuran bir silah. Yani her bir merminiz 99 vuruyor yakın mesafeden. Uzak mesafeye de yine orta mesafede falan da etkili olan bir silah. Ben de diyelim burada pusuyorum kamerayla, tamam mı gençler? Sessiz moduma geçtim. Götten yakaladım. Anladınız mı? Ve bu Caveira'nın en önemli özelliği de diyelim bir kişiyi işte bu şekilde arkaladınız. 2-3 mermi tutturdunuz ve injurladınız. Injur kalıyor. Headshot attıysanız daha iyi pistolle injur kalıyor o kişi. F tuşuna basılı tutarak o kişiyi sorguluyorsunuz. Ve yaklaşık 20 saniye falan diğer rakiplerinizin nerede olduğunu an ve an görebiliyorsunuz arkadaşlar. Tamamen room üzerine bir karakter. Caveira alıp içeride oturmayı denemeyin. Hücumdaki bir diğer operatörümüz ise Ying. Ying'in 3 adet Candela adı verilen flash topları var arkadaşlar. Ve bu flash topları rakibin istiyorsa arkası dönük olsun, istiyorsa önü dönük olsun, istiyorsa amuda kalkmış olsun, rakibi her türlü odada kör ediyor arkadaşlar. Yani içeri rush'larda çok etkili bir karakter. Yani sıradan bir flash değil arkadaşlar. Sıradan bir flash arkanız dönerseniz kör olmazsınız. Bu kadar basit. Bu kadar basit bir şekilde counterlarsınız. Bu her oyunda böyledir. Fakat bu öyle değil. Şimdi ilk bir normal flash'ını gösterelim. Aynı zamanda bu flash'tan siz kör olmazsınız. Geç şuraya, arkanı dön, arkan dönük bir şekilde dursun. Arkası dönük arkadaşlar gördüğünüz gibi. Götüne attım flash'ı. Fakat kör oldu. Gördüğünüz gibi eliyle yüzünü tutuyor. Gözleri daha yeni açıldı. O kör olduğu sıra hiçbir şey görmüyor. Nur iniyor. Cennete gidip geliyor 2 saniye eline. O sırada da rush atıp bıçak atabilirsiniz veya da öldürebilirsiniz. Veya da şöyle bir olayı var. Diyelim ki biraz daha uzağa atmak istiyorsunuz. Bu şekil. Gördüğünüz gibi 3 tane nokta doldu arkadaşlar. 3 tane bar doldu. Bu 3 bar dolup fırlattığınız zaman top gördüğünüz gibi yürüyor. Belli bir yere gidiyor, sonra patlıyor. Gördüğünüz gibi yine mal gibi kör oldu. Eleni ne oldu oğlum, hadi bakayım. Bu ikinci yöntemi Ying Flash'ının. Biri normal fırlatmak, biri 3 barı doldurup normal fırlatıp hareket etmesini sağlamak. Üçüncüsü de diyelim buradan flash atacaksınız bu kapıdan. Ama bu kapıya çıktığınız zaman o kişi sizi kesiyorsa flash atarken flash'ınızı atsanız bile sizi vurabilir flash'ınız patlamadan. Dolayısıyla 3 tane barı yine doldurup duvara gidip gördüğünüz gibi bakın.
Normalde 3 tane yuvarlak yanlarda, duvara gittiğinizde ortaya da toplanıyorlar. Böyle olduğu zaman bıraktığınızda duvara flashlarını yerleştiriyor. Ve gördüğünüz gibi pıçık 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 duvardan fırlattı. Hadi bakayım oğlum Nash. Yani Rush için çok etkili bir karakter. Özellikle son sahneleri kaldığınızda clutch atmak için birebir bir karakter. Çok fazla seçilen bir karakter değil fakat benim main karakterlerimden birisi diyebilirim sizlere arkadaşlar. Savunmadaki bir diğer karakterimiz ise Echo. Bu Echo karakteri aynı hücumdaki oyuncular gibi hareketli dronlara sahip. Hem kamera olarak kullanabiliyorsunuz dronlarınızı hem de rakiplerinizi o kameralarla vurup sersemletebiliyorsunuz arkadaşlar. Echo genelde içeride oynanılan bir karakter. Uzak görüş dürbünü olduğu için yine defanstaki uzak görüş dürbünü olan nadir karakterlerden bir tanesi. Kendinizi güvenli bir bölgeye alıp bu şekilde kalkan atıp kalkanın arkasında oturup ardından dronlarınızı sallayabilirsiniz arkadaşlar. Drone götüme girmeseydi iyiydi. 2 adet drone'u var. Rakiplerin girmesini beklediğiniz bölgelere drone'unuzu bu şekilde sabitleyerek rakipleriniz geldiği sıra onlara ateş edip kafalarını bulandırabiliyorsunuz. Böylece hem eğimleri bozuluyor, hem ekranları bulanıklaşıyor, hem de yerlerini tespit etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Böyle X tuşuyla gördüğünüz gibi scanleyebilirsiniz. Her bir drone'unuzun 2 adet mermisi var ve 2 adet merminizi kullandıktan sonra belli bir süre içinde kullanamıyorsunuz. Belli bir süre sonra tekrar mermileriniz yenileniyor. Şimdi kafasını nasıl güzelleştirdiğimi izleyin o zaman. İbo çok kötü düşen bak. Şimdi diyelim ki rakibimiz buradan rush yaptı. Öncelikle dediğim gibi hem X'de scanleyebiliyorsunuz takım arkadaşlarınız için. Hem de vurduğunuz zaman gördüğünüz gibi bir animasyona girdi. Bak hala o animasyonda. Hareket ettiği zaman o animasyondan çıkması uzunlaşıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi deli gibi hareketler yapıyor şu an. Aptal saptal hareketler yapıyor. Bak bak bak. Durduğu zaman o animasyondan daha hızlı bir şekilde çıkıyor. Fakat eğer son saniyelerse ve kafasını bulanıklaştırdıysanız içeri girmek zorunda olduğu için animasyon süresi daha da uzuyor. Böylece animasyondan çıkamıyor. Mesela kendime vurayım ne olduğunu görün. Girdiği animasyon bu arkadaşlar. Ekranı bu şekilde oluyor ve koştukça gördüğünüz gibi daha da boklaşıyor. Hem kafanız dönüyor hem ekran böyle blurlanmış gibi oluyor. Falan filan. Gördüğünüz gibi hani çok uzun sürüyor. Hani hareket ettiğim için çok uzun sürüyor. Bir de vurdum. Hareket etmeden bekleyeyim. Gördüğünüz gibi çok daha kısa bir sürede düzelmiş oldunuz. Ve Echo şu an bomba modunda değiliz, gösteremeyeceğim. Fakat eğer rakip bomba kuruyorsa çok mesela bomba animasyonundasın diyelim. Atıyorum bomba kuruyor rakip şu an, öyle farz edin. Bu şekilde sıkarak bomba animasyonundan da rakibinizi bozabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani o animasyonu iptal ettiriyorsunuz. Evet arkadaşlar, sıradaki hücum karakterimiz ise Zofia. Zofia hem soft duvarları kırabilen hem de rakibin kafasını aynı Echo drone'u gibi bulanıklaştırabilen bir karakter arkadaşlar. Sen bacağına sıçarma. Soft bir duvara bu şekilde Zofia'nızı atarak duvarınızı tekte kırabiliyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir animasyona girmeden attığınız an gördüğünüz gibi kırıyor. Veya da işte yine anlattığım gibi diyelim dikey bir oyun oynayacaksınız, tamam mı? Bu şekilde zemine atarak zemini yine kırıp aşağıdaki rakiplerinizi veya da aşağıdaysanız yukarıyı kırıp dikey bir oyun oynayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar rakibinizin çevresine Zofia trap'i bıraktığınızda gördüğünüz gibi Echo drone'daki aynı animasyona giriyor ve hareket ettikçe yine mal gibi aptal saptal hareketler yapmaya devam ediyor. Nasıl bir animasyona girdiğimi kendim üzerinde de göstereyim. Gördüğünüz gibi böyle oluyor. Biraz daha Echo drone'a göre biraz daha çabuk ayılıyorsunuz. Ve arkadaşlar Zofia ile injurlandığınız zaman aynı defanstaki doktor operatörü gibi ayağa kalkabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi F tuşuna basılı tutarak yerden kalkabiliyorsunuz. Fakat doktor 75 canlı, siz 5 canlı başlıyorsunuz. Yine de sonuçta hayatta kaldığınız için bence şükretmeniz gerekiyor arkadaşlar. Defanstaki bir diğer karakterimiz ise Mira. Mira karakteri arkadaşlar bir adet cam atıyor ve bu camda kendi durduğu zaman karşı tarafı görebiliyor fakat karşı taraf onu göremiyor. Bu Mira camlarının çok çeşitli olarak özellikleri var. Yani istediğiniz gibi atabilirsiniz. Hepsini göstermeye çalışacağım elimden geldiğince. Farklı taktikleri olan da zaten kendi kafasına göre uyguluyordur. Diyelim ki böyle bir reinforce'unuz var. Ve reinforce'un üstüne mira camınızı attınız. Bu reinforce'dan mermiye olasılığınız olmadığı için bu mirada gayet rahat bir şekilde oynarsınız miranız açık olmadığı sürece. Pompalı silahınızla yandaki soft duvara bir adet delik açarak bunu isterseniz açmayabilirsiniz. Ben böyle oynuyorum. Rakibinizi görüp sürekli çıkıp prefarlayabilirsiniz arkadaşlar. Veya da şöyle bir şey yapabilirsiniz. Yandaki duvarı da reinforcelarsınız. Yani iki tarafta reinforce. Hiçbir şekilde mermi yiyemezsiniz. Ray Mysterio gelmiş o ne la? İbo Ray Mysterio'ya benzemiş onayın. Mira camınızın yanına bir tane daha mira atarsınız. Bu mirayı açarsınız. Bu miradan görüp bundan çıkıp prefar atarsınız. Bu miradan görüp bundan çıkıp prefar atarsınız.
Bundan gördünüz, bundan çıktı prefire attım. Bundan gördüm, burada boştan çıkıp prefire attım. Reinforce'unuz açılmadığı sürece hiçbir yerden mermi yemesi olasılığınız da yok. Ya rakipleriniz Twitch drone ile gelip bunu açacak ya da artık buradan giremeyecekler, yani sokmayacaklar. Bu şekil seri çıkacağınız için rakip ne zaman çıkacağınızı bilmediği için sizi vurma olasılığı da çok düşük. Ya işte sağlam bir prefire tutturacak size ya da kaderine mahkum olacak arkadaşlar. Yine farklı bir mira çeşidi olarak arkadaşlar, soft bir duvara bu şekil çömelerek mira atıp ardından üstünü ister kırabilirsiniz, ister kırmayabilirsiniz. Hani C4 atabilmek için en azından. Şu şekil bir delik oluşturarak buradan düşmanınızı görüp çıkıp prefalleyebilirsiniz. Fakat bu gösterdiklerim arasında en risklisidir. Çünkü işte Ash buraya mesela delici mermisini attığı zaman miranız komple yıkılır. Slash bomba attığı zaman ölme ihtimaliniz çok yüksek. Ve bu aşağılardan mermi yiyebiliyorsunuz arkadaşlar. Fakat eğer seriyseniz rakip bombasını atmadan veya şeyini atmadan delici mermisini çıkıp indirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mira tarihe karıştı. Bir tane de buraya atayım. Bekle. Limon isteyen isteyin. Rakibinizi çıkartmaya edebilirsiniz arkadaşlar. Yani buradan sizi tarım. O sizi buradan ayaklarından tarayana kadar. Mesela tarı ayaklarından tarı aşağıdan beni. Siz çıkıp yukarıdan direkt headshotla işi bitirebilirsiniz. Fakat dediğim gibi bu çok riskli bir mira. Sadece özel bölgelerde yapılması gerekiyor. Onun harici bir tane reinforce atıp yanına soft duvar bırakıp oynasanız daha mantıklı olur. Bir diğer hücum karakterimiz arkadaşlar Dokkaebi. Bu Dokkaebi insanları savaştayken arayarak rahatsız ederek küfür yiyen bir karakterdir. Silahı tekli fakat gördüğünüz gibi gayet güzel. Hani hiç şu an alta aşağı falan çekmedim silahını. Hani şey yapmıyorum, şu an recoil'ine karışmıyorum. Böyle düz, güzel giden bir karakter. Silahı güzel yani. İkinci silahı isterseniz SMG, isterseniz de CZ kullanabiliyorsunuz. O da gayet yakından etkili bir silah. Zaten teçhizatlara çok girmeyeceğim, onu istediğiniz gibi ayarlarsınız. Drone'unuz falan yok. Drone'unuz falan kalmadı. Drone'unuz hop, haydi bakalım çöpe gitti drone. Rakibinizin nerede olduğunu bilmiyorsunuz, öğrenemiyorsunuz. Yapmanız gereken şey Dokkaebi ile rakibinize çaldırmak. Gördüğünüz gibi. Aşkım savaştayım, ben seni sonra ararım. Kapat... Ya bir dur anne ya. Kapatmak için ya bu animasyona girecek ya da kapatmayıp yere sonsuza kadar belli olacak arkadaşlar. Animasyona girdiği zaman güzel bir timing tutturup animasyondayken indirip onu daha da tilt edebilirsiniz. Animasyona girmez, telefonunu kapatmaz. Sonsuza kadar duyulur. Neredesin? Buradasın. Ne yapıyorsun orada gerizekalı? Niye kafamı tavuk kuşu gibi gördüm? Defanstaki diğer bir operatörümüz ise Legion. Bana göre defanstaki en OP operatör diyebilirim arkadaşlar. Yani en güçlü operatör diyebilirim. Çünkü şu gördüğünüz şerefsiz tuzak. Birincisi, adam bu tuzağa bastığı zaman ses çıkartıyor. Yani bir nevi kamera özelliği görüyor. İkincisi, tuzağa bastığı an canı gidiyor ve tuzağı çıkartmazsa her 3-4 saniyede bir 8 canı gidiyor arkadaşlar. Ve böylece panik oluyor. Üçüncüsü, tuzağa bastıysa, tuzağını çıkartmadıysa yürümesi yavaşlıyor. Yani koşamıyor o karakter hiçbir şekilde. Ve dördüncüsü, eğer bu tuzağa bastığında güzel bir animasyon yakalarsanız tam tuzağa çıkarma animasyondayken çok etkisiz bir şekilde kalacağı için o kişiyi indirebilirsiniz arkadaşlar. Attığınız tuzakları da geri alabiliyorsunuz. Girmesini beklediğiniz yerlere adamları bırakırsanız süre azalırken çok büyük bir panik yaşayacaklardır. Ay. Bekle. Gördüğün gibi canı gidiyor, sürekli ses çıkartıyor ve yeri belli oluyor. Çıkart tuzağını. Yavaş yavaş gel, tamam mı? Eğilerek gel. Ben de buradayım. Senin geldiğini bilmiyorum, tamam mı? Eğilerek geldiğini bilmiyorum. Tuzağıma bastı, çat, çıktım, vurdum. Niye? Tuzağım yok oldu gözümün önünde. Hangi tuzağıma bastığımı anladım. Yine yapalım bir şey, bekle. Yine benim nerede olduğumu bilmiyorsun. Bas tuzağa, sonra çıkartmaya çalış, tamam mı? Kimse yoktur burada diye. Bastı tuzağa. Çıkarma animasyondayken hop, çıktım, vurdun. Babacım, bu kadar OP bir operatör. Attım götüne. Bunu yapmayacaktım ben. Hücumdaki bir diğer karakterimiz ise Lion arkadaşlar. Bu Lion karakteri fazla güçlü olmasından ve gerçekten oyunun dengesini bozdurmuş olmasından dolayı Pro League'den kaldırıldı arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani Pro League maçlarında Lion karakteri seçilemiyor. Nedenini ise şimdi anlatacağım. Bu özelliği iki kere kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Özelliği kullandığınızda rakibe 3 saniye önceden haber gidiyor ve rakip o 3 saniye içinde hazırlığını yapmak zorunda. Geri kalan saniye boyunca hareket ederse eğer geri gözüküyor belli bir süreliğine. Ve nereye koşarsa koşsun canlı bir şekilde yerini görüp wallback atabiliyorsunuz veya da en azından infosunu almış oluyorsunuz. Şimdi bunu göstereceğim. Merhabalar İbrahim Bey. Ben şimdi... Merhaba. Manyak, tamam, manyak bir oyuncuyum.
Tamam mı? Evet. Tiltim. Maçı kazanmak için her türlü boku yaparım. Lion almışım, Dokka almışım. Basmışım amünasit, tamam mı? Ne diyorsun? Hadi ya bakayım oğlum. Rush atıyorum içeri. Sen de kötü bir yerdesin. Hareket etmek zorundasın. Koş bakayım. Aha. Piç. Aha piç. Her yerim belli oldu. Hadi bakayım oğlum. Ya da ne yaptınız biliyor musunuz arkadaşlar? Ya da attın drone, tamam mı moruk? Adamı gördün. Nerede bu piç? Aha burada bu piç. Kullandığın özelliğini. Adam hareket edemez. Yeri belli. Git üstüne rush'la. Yani böyle salak gibi rush'lama da tabi. Git üzerine mantıklı bir karakterle. Flash'ını at, şeyini at. Adamın yeri belli rush'la. Hareket ederse zaten yeri gözükür. Wallbang'ini atarsın. Hareket etmezse kendi bileceği iş. Böyle sabit mal gibi durur burada. Evet arkadaşlar, defanstaki tuzaklı olan bir diğer operatörümüzde sıra. Karakterimizin ismi Ela. Ela karakteri 3 adet. Bu şekilde gördüğünüz gibi tuzak fırlatıyor arkadaşlar. 3 adet. Attığınız tuzakları geri alabiliyorsunuz. Bu tuzakları genelde bu şekilde kapı girişlerine atarsanız hiçbir şekilde içeri girme... Yakaladım ki belanı. Hiçbir şekilde düşman içeri girmeden göremez. Dolayısıyla %100 bir oranla tuzağınıza basmak zorunda. Tuzağınıza bastığında ne olduğunu görmek için sağ üstteki... Pardon, yanlış oldu. Tuzağınıza bastığınızda ne olduğunu görmek için şimdi İbrahim Bey'i piste davet ediyorum. Yukarı attım tuzağını. Gel gir babacım. Hey. Hop, tuzak patladı, iyi boss işte. Amık Reymiş, arıyorsun, ne yapıyorsun burada? Bu tuzaktan siz de etkileniyorsunuz arkadaşlar. Ve diyelim ki karşıda Mountain var, kalkanlı bir operatör. Tuzağa bastığı an kalkanı açılıyor. Haberiniz olsun. Gel şimdi buradan beraber. Ben buradayım. Gel geç buradan. Nasıl bir animasyona girdiğini gösterelim. Ela yiyen gördüğünüz gibi bu şekil. Ebesinin yörekesini görüyor arkadaşlar belli bir süreliğine. Diyelim ki burada tuzağınız var. Tuzağınızın olduğunu biliyorsunuz. Güvenli bir bölgedesiniz. Tek bakış açınız kapı. Gel kapıdan. Adam bastı tuzağa, hop çıktın indirdin hocam. Hop çıktın indirdin hocam. Zaten animasyonda adam neler olduğunun farkında değil. Hop çıktın. Çat. Kim o? Hadi bakayım Nash. Yalnız burayı Mr. benim sinirimi bozuyor. Bir daha vurma tamam mı drone'una gelip bana. Hücumdaki bir diğer karakterimiz arkadaşlar Finca. Finca karakteri tam bir takım karakteri diyebilirim. Çünkü kullandığı özellik hem 4 takım arkadaşına hem de kendi işine yarayan bir özellik arkadaşlar. Kullandığı özelliği kısaca açıklayayım. Silahınızın sekmesi sıfırlanıyor. Yani recoil'iniz olmuyor. Ve 20 canlık bir boost kazanıyorsunuz 10 saniye boyunca arkadaşlar. Ve diyelim ki bir takım arkadaşınız injur. Eğer bir takım arkadaşınız injurken Finca özelliğinizi kullanırsanız o takım arkadaşınız yerden kalkıyor. Yani injur özelliğinden kurtuluyor. Canlanıyor. Maçına devam ediyor. Şimdi öncelikle bir düz. Hiçbir şekilde spreyini kontrol etmiyorum ve silahına bakıyoruz. Allah'a doğru gitti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi boost'u basıyorum. Gördüğünüz gibi 20 canlık bir boost verdi. Yine kontrol etmeyeceğim. Gördüğünüz gibi çok yavaş bir şekilde gidiyor. Çok azıcık bir şekilde kontrol ettiğiniz zaman bir dakika tekrar göstereceğim özelliği kullanıp. Şimdi çok az bir şekilde kontrol etmeye çalışıyorum. Bu normal, buzsuz hali. Yine bir şekilde dansöz gibi oynadı. Buz basıp çok az bir şekilde kontrol ediyorum. Dümdüz gidiyor. Çok azıcık bir şarjlar çekmeniz yeterli. Spreyiniz dümdüz. Bütün takıma işliyor bu arada dediğim gibi. Gördüğünüz gibi attığınız yere merminiz gidiyor arkadaşlar. Ve 20 canlık bir buzsunuz oluyor. Evet arkadaşlar, savunmadaki bir diğer operatörümüz ise Vigil. Vigil karakterinin özelliği drone'lara gözükmemesi. Bu şekilde özelliğine geçtiğinizde gördüğünüz gibi alt tarafta bir sinyal işaretleri çıkıyor. Ve 15 saniye boyunca drone'lara gözükmüyorsunuz arkadaşlar. Rakip sadece sizi fiziksel olarak görmüyor. Nerede olduğunuzu bir nevi anlıyor. Atıyorum işte burada saklanıyorsunuz. Adam drone attı. Sizi görmüyor. Burada olduğunuzu bilmiyor. Fakat bu odada bir yerde olduğunuzu anlıyor. Onu söyleyebilirim arkadaşlar. Ama yine de dediğim gibi yeriniz net bir şekilde anlaşılmıyor. Sıradaki hücum karakterimiz arkadaşlar Reinforced Delici Maverick. Şimdi Reinforced Delici demek ne demek? Hemen size göstereceğim bunu. Normal bir Reinforce'u dediğim gibi Termite, Hibana dışında bir karakter açamıyor. Maverick bunların arasına sonradan eklenen bir karakter ve Reinforce açabiliyor. Fakat Maverick'in olayı diğerlerinden biraz farklı. Diğerleri yaklaşık olarak şu şekil, yani çizdiğim şekil bir dikdörtgeni açıyor falan diyebilirim. Maverick özellikle bir savaş halindeyse rakip sizi duymayacağı için bu şekil kaynak makinenize, alev makinenize geçerek küçük delikler oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar Reinforce'dan. Adam atıyorum şurada bir yerde oturuyor, tamam mı? Ama buraya bakmıyor. Sonuçta Reinforce kapalı. Adam gayet rahat. Dolayısıyla buradan açıp onu çok rahat bir şekilde avlayabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle dediğim gibi açtığınızı duymazsa, çünkü inanılmaz bir ses çıkartmıyor. Böyle soft duvarları da açabilirsiniz. Böyle barikatları da açabilirsiniz. Hiç problem değil. Geldik Maverick'imizin asıl onu diğer karakterlerden ayıran özelliğine. İbrahim Bey buraya bir bandit atalım. Termite ve Hibana anlattığımız üzere arkadaşlar elektrikli duvarları açamıyordu.
yanıyordu yani attıkları şeyler. Fakat Maverick'te öyle bir olay yok. Yani Maverick'in counter'ı yok diyebilirim. Çünkü Rainforce'da ister elektrik olsun, ister olmasın, ister soft duvar olsun, ister Rainforce bir duvar olsun. Gördüğünüz gibi şu an elektrik var. İster mute olsun, hiç fark etmez. Gördüğünüz gibi elektrikli bir duvar var. Fakat Maverick çok da fifileyerek kurbağa prensimizi bizlere gösterdi. Maverick de aynı zamanda bu şekil hatch'lere de küçük delikler açabilirsiniz arkadaşlar. Yine rakibiniz gördüğünüz gibi. Yani rakibiniz bu kadar salak olmaz arkadaşlar, merak etmeyin ama. Dediğim gibi eğer duymazsa bu kadar salak olur yani, merak etmeyin, duymazsa. Ki genelde eğer savaş halindeyse duymuyor ve çok rahat killer alabilirsiniz Maverick'le. Arkalanmamaya dikkat edin, yeterli. Defanstaki bir diğer operatörümüz ise Maestro. Maestro'nun 2 adet cam göz kamerası var arkadaşlar. Ve bu cam göz kameralarla hem rakibi scanleyebiliyor, hem rakibe zarar verebiliyor attığı ateşle. Hem de bomba ya da eş delici mermisi atmadığınız sürece kıramıyorsunuz arkadaşlar. Yani mermiyle falan kırılmıyor. Ancak siz ateş ederken size mermi gelirse kırılıyor. Onu da göstereceğiz zaten. Şimdi diyelim buraya cam gözünüzü attınız. Kendiniz gittiğiniz bir yerin arkasında oturuyorsunuz. Rakibi gördünüz arkadaşlar. Bu şekilde öncelikle scanleyebiliyorsunuz. Açıp hasar verebiliyorsunuz. Her bir merminiz 5 can götürüyor. Mesela gel sık bana. No, sık kameraya. Gördüğünüz gibi kamera hiçbir şekilde kırılmıyor. Gel yumruk at, bir şey yap. Hiçbir şekilde kıramaz arkadaşlar. Ya bomba, ya eşin delici mermisi, ya da silecin çekici. Ya da Maverick yakıyor işte. Diyelim ki rakibiniz drone'ladı. İçeriği drone'ladı. Nerede olduğunuzu görmek istedi. Kameranıza geçip drone'u da kırabilirsiniz. Böylece arkadaşlarınızın veya da kendi yerinizin belli olmamasını sağlayabilirsiniz. Ben ateş ederken kamerama sık. Gördüğünüz gibi siz ateş ederken kameranıza sıkarsa kameranızı kırıyor arkadaşlar. Fakat kameranızda yer nerede olduğunu gördüğünüz için gidip düşmanınıza vurabilirsiniz. Hücumdaki son karakterimiz arkadaşlar Nomad. Oyuna son güncellemede kayıt adlı karakterle beraber geldi. Uzak görüş dürbünü olan bir pistol var ve gayet etkili bir pistol. Özelliği arkadaşlar fırlattığı tuzaklarla düşmanı yaklaşık olarak bir saniyelik bir düşüş animasyonuna uğratmak ve bu sayede düşmanın nerede olduğunu öğrenebilir veya da o animasyondayken düşmanı öldürebilirsiniz. Animasyonumuzu gösterelim. İbrahim Bey merhabalar. Hazır mısınız? Evet. Haydi oğlumcu. Tuzağa bastığı zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar bir animasyona giriyor, yaklaşık bir saniye süren, o animasyondayken öldürebilirsiniz. Onun harici nasıl kullanabilirsiniz, buna gelelim. Buradan oynuyorsunuz tamam mı arkadaşlar? Buradan burayı falan kesiyorsunuz. Arkaya tehlikelisiniz. Çok rahat bir şekilde arkalanabilirsiniz arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Rakibinizin görmeyeceği şekilde atıyorum. Şuraya işte tuzağınızı bıraktınız. Gördüğünüz gibi bir çember çıktı zaten. O çembere girdiği zaman rakibiniz patlıyor. Siz burayı keserken tamam burayı kesiyorsunuz. Arkanız güvende. Geldi rakip arkadan. Uçtu. Anladınız arkadan geldiğini. Arkanıza dönüp bunu indirdiniz. Veya da. Şimdi bir tane tuzağım kaldı için çok gösteremeyeceğim ama dur bir dakika içeriye almayayım. Veya da işte iki tane tuzağınız da duruyor arkadaşlar. Kapıdan girdiniz içeriye sekürlüyorsunuz. Sekür oynayanlar için anlatıyorum bunu. Düşmanın iki tane gelebileceği açı var. Ya bu kapı ya bu kapı. Şimdi bir tane tuzağım olduğu için sadece tek bir kapıdan göstereceğim. Bu kapılara tuzağınızı yerleştirip düşmanın neredeyse içeriye girmesini imkansızlaştırabilirsiniz arkadaşlar. Salve bana sekürleyeyim. Bu kapıya tuzağımı attım gel şimdi. Hem animasyonu bozuldu, zaman kaybetti. Hem de yerini öğrendiğiniz için sekürleyemedi arkadaşlar ve düşmanınızı indirdiniz. Savunmadaki bir diğer operatörümüz arkadaşlar LIV. Bu operatörümüz 3 adet kendi klonunu bırakabiliyor ve o klonlara ateş edildiğinde düşmanın yerini görebiliyor. Şimdi öncelikle klonumuz bu. Vallahi tıpkısının aynısı ya. Ahmet bu neyle James Bond'a benzemiş. Vur ona. Dur dışarı çık, şu kapıya git. Ben şimdi buradayım tamam mı? Ben şimdi burada saklanıyorum. Onu ben sandın. Sıktın ona. Hop yerim belli oldu. Hop duvardan belana sıçtım tamam mı? Bu birinci adımımız arkadaşlar. Attığınız tuzağı geri alabiliyorsunuz. İkinci adımımız. Bu şekil pencere dibine attınız. Rakibinizin bunu kırması için şuradaki uzun çubuğa vurması gerekiyor arkadaşlar. Dışarıdan da ona hiçbir şekilde vuramayacağı için bu tuzak buna bayağı zorlayacak. Atıyorum adam bu açıdan bakıyor işte birini gördü şurada sıkıyor falan filan. Yanlışlıkla buna mermi değdirdi yeri belli oldu. Bunu ya bombayla kıracak ya da işte bir şekilde Twitch drone ile falan bunu kıracaklar. Gördüğünüz gibi yeri sürekli belli olur bu şekil. Ve o pencereden rahat oynayamaz. Böyle kullanabilirsiniz. Aynen içine girdiği zaman da yeri belli oluyor. Ya da içine drone soktuğu zaman da yeri belli oluyor. Veya da bu şekilde bir masa arkasına sakladınız arkadaşlar. Tam böyle hani kafası gözüküyor tamam mı? Tam böyle bak kafası gözüküyor. Yani
Anlık panikle rakip emin olun buna sıkar. Sık bakayım anlık panikle. Yanımdasın ki yerim belli oldu. Yakaladım seni. Savunmadaki bir diğer operatörümüz ise arkadaşlar Clash. Savunmadaki kalkanlı olan tek operatör. Bu şekil geniş kalkanıyla hani size bir nevi ölümsüz gibi bir şey yapıyor. Yani Clash'ı Roamer'a çok rahat çıkabilirsiniz arkadaşlar. Arkalanmadığınız sürece önden ve yandan ölme olasılığınız çok düşük. Peki özelliği ne? Dediğim gibi hem Roamer'a çıkıp işte şurada adam var, burada adam var gibisinden mark koyarak arkadaşlarınıza info verebiliyorsunuz. Bu birinci özelliği. İkinci özelliği ise gördüğünüz gibi sizi hiçbir şekilde öldüremez arkadaşlar önünüzden. Oğlum niye açtın? Kalkanı açtım yanlışlıkla. Kırılmaz cam testi yapıyor gibi oldu amık. Bakın arkadaşlar kırılmıyor. Vallahi maşallah ya. Şimdi evet arkadaşlar küçük bir kazadan sonra tekrardan sizlerleyiz. İbrahim Bey'in büyük hatası yüzünden oldu az önce gördünüz. Gördüğünüz gibi öncelikle ölmüyoruz. Evet kalkanımızı gösterelim arkadaşlar. Camımız gördüğünüz gibi kırılmaz. Evet. Ortadaki noktayı düşmanın üzerine getirip elektrik verdiğinizde mesela bak bak zombi gibi yürüyor bak görüyor musun bak gerizekalı gibi yürüyor bak hem canı gidiyor hem yavaşlıyor arkadaşlar. Bu şekilde dışarı rushlayabilirsiniz arkadaşlar. Clash'le dışarıda da rakibi rahatsız edebilirsiniz. Beklemediği bir anda çıkarıp vurabilirsiniz diyeceğim ama çok yavaşlatıldı kalkandan geçme olayı. Bence onu yapmayın. Sadece info için oynayın. Hem yavaşlatırsınız hem böyle böyle canla götürürsünüz. Peki Clash'in counter'ı nedir? Diğer kalkanlar gibi değil arkadaşlar. Bu biraz daha basit ölebiliyor. Yumruk at gelip bana. Gördüğünüz gibi kalkanını açıyor. Yumruk at. Gördüğünüz gibi her yumruk yiyişinde kalkanı açılıyor ve neredeyse yarısı gözüküyor. Böylece bacağını taradığı zaman bir kişi rahatça Clash'i öldürebiliyor arkadaşlar. Ya da o sıra bir geçtim mermisi bitince çat. Hadi bakayım anladın. Savunmada ve oyundaki son karakterimiz arkadaşlar Kayıt yani dede. 58 yaşında oyunun en yaşlı karakteri. Ela ile Bandit'in çiftleşmiş hali diyebilirim arkadaşlar. Kayıt gördüğünüz gibi elektrikli bir tuzak, Ela tuzağı gibi bir şey atıyor fakat elektrikli. Ve o çembere giren her şeyi elektrikliyor arkadaşlar. Hatch'ler normalde elektriklenemiyordu. Bandit elektrikleyemiyordu yani. Elektrikleyebiliyordu fakat bir işe yaramıyordu. Alttan zaten elektrikleyemiyor. Hatch'in üstüne koyduğu zaman da rakip salak deli gelip bir mermiyle işi hallediyordu. Fakat Kayıt abimiz öyle değil. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Hatch burada ve Hatch'in herhangi bir bölgesine Kayıt'ımızı fırlattığımızda gördüğünüz gibi Hatch'i elektrikledi. Yine teşhir atmadan bu Hatch'i hiçbir şekilde açamıyorlar. Aynı zamanda Hatch'te durduğu zaman canı gidiyor. Gördüğünüz gibi bağırdı. Peki bitti mi? Bitmedi. Bu sadece Hatch için değil tüm Reinforce'lar için geçerli. Gördüğünüz gibi. Mesela şurada da Reinforce var sayın arkadaşlar. İki Reinforce'u birden tek kaydınızla elektrikleyebiliyorsunuz. Bu software olduğu için elektriklenmedi. Burada da Reinforce var sayın. Tam ortasına attığınız zaman ikisini de elektrikliyor veya da bu yukarı atın. Gördüğünüz gibi. İkisini de elektrikliyor. Burada dediğim gibi Reinforce var sayın. İbrahim Bey'i açmaya çalışalım. Beceriksiz bir şey açamıyorsun. Bir rehber videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Umarım video işinize yaramıştır. Videoda eksik veya yanlış söylediğim bir bilgi varsa kusura bakmayın. Elimden geldiğince tüm operatörleri anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler.